İnsan Hakları Derneği adına, Cumartesi anneleri adına, magazine emek veren bütün insanlar adına bu ödülü bütün Türkiye adına alıyorum. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını biliyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Kaya müzik hayatına başladığı günden itibaren başı beladan hiç kurtulmadı. Yani çünkü muhalif bir sanatçı, muhalif müzik yapıyor. Dolayısıyla albümlerin soruşturulmasından, konserlerin engellenmesine, konserlerden sonra davalar açılmasına, gözaltına alınmasına kadar, yani 1999 yılına gelene kadar o kadar çok bela yaşadı ki, mesela 150 bin kişilik bir Gülhane Parkı konserinde Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. Gerekçe bir hayranının sahneye fırlayıp onun boynuna sarı kırmızı yeşil renkte bir fular asması. Onun da fuları alıp mikrofonun ayağına bağlaması üzerine. Bunu bile Kürt propagandası olarak algılayıp dava açtılar. Yani politik ve muhalif bir sanatçıydı. Dolayısıyla müzik hayatı, profesyonel hayatı boyunca sistemle hep başı beladaydı. Yani 99'daki açıklaması, yani o ödül gecesi onun finali. Başım belada, adamım biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Ben kendime böyle bir misyon yükledim. Dedim ki Ahmet, yani bak kimse susuyor. Aşık mağduri, kırpani, devrimi, aşığı, fermani, zulmi, zalimi. İşte tır iki, vır iki gitti. Çık diyordum oğlum, çık artık, çık ya. Üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada. Anlatıyordu mesela, diyordu ki Diyarbakır'da benim konserimi yasaklamışlar. En son gittiği konserde mesela Diyarbakır'da şu şarkıyı okumayacaksın, şu şarkı okumayacaksın, şu okunmayacak diyordu. Bir liste isterlerdi diyordu benden. Verirdim listeyi diyordu. Mesela enstrümantal şarkılar da var diyordu. Adam enstrümantal şarkıyı da yasaklamıştı diyor. Ya kardeşim bunun sözü yok, bunu niye yasaklıyorsun? Ege konserleri yapmaya karar verdiğim zaman nedense devlet kademesinde olağanüstü bir ses yükseldi. Ahmet Kaya Ege'ye gelemez dediler. Bu olaya gittim, tutukladılar. Kürtçe şarkı söyleme isteği hep vardı. Daha doğrusu Kürtçe düşünebilsem ve söz yazabilsem ve beste yapabilsem, o formu kullanabilsem derdi. O çok büyük bir istekti. Fakat 90'lar boyunca o keskin, acımasız Kürt savaşı, Kürt halkının yaşadıkları, yok sayılması, işte seçim barajı üzerinden kendilerini parlamentoda ifade edememeleri falan gibi birçok sebep birikmişti zaten. Ve o sebepler bizi hep çok etkileyen sebeplerdi. Zulüm kimin tepesindeyse biz onun tepesinde olacağız. Dolayısıyla son albüm çalışmasında yabancı dilden şarkı söyleyenler nasıl söylüyorsa işte ezberleyerek en azından böyle bir şey yapayım. Yani bir Kürtçe şarkı söyleyeyim isteği çok baskındı. Çünkü yine seçimler yaklaşıyordu. Yine muhtemelen Kürtler yer alamayacaklardı filan. Ancak söylenmesi gereken tek bir şey vardır. O kirli savaş bitmek zorunda. Savaşın acımasızlığı da çok etkendir o süreçte. Yani bir de kendi ana dilimden ifade edeyim kendimi isteği öyle daha bir şekillendi. Zaten son albüm çalışmamızı yapıyorduk. Biz stüdyodaydık ve repertuarda bir Kürtçe olmasına da karar vermiştik. Bu ödül töreni tamamen tesadüftür. Yani bizim stüdyo çalışmasına tesadüf eden bir törendir.
gazetecileri 92 yılında kuruldu. 93 yılında bu tür ödül törenleri verilmeye başladı. Her yıl çok daha önemsenen ödüller olarak magazin ve sanat dünyasındaki yerini korudu. Türkiye o günkü koşullarda çok gergindi. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu özellikle iç sorun, terör koşulları, binlerce kişinin ölümü, Abdullah Öcalan'ın işte ne bileyim her zaman Suriye, Irak'ta derlerdi de komşumuz Yunanistan'da hatta oradan Rusya'ya gittiği, onların ev sahipliği yaptığı şeyleri Türkiye'deki ortamı oldukça germişti. Dolayısıyla yani milliyetçi şeylerin, duyguların aslında had safhaya çıktığında bir dönemdi. Dolayısıyla hani böyle bir patlama gelir gelir Magazin Gazeteciler Derneği ödül töreni mi bulur? Anketi yapılsa %1 ihtimal dahi çıkmaz. Müzik yıldızı Ahmet Kaya. Önceki günlerde Ahmet abiye işte bir plaket verileceğini, ödül alacağını söylemleri zaten kulağımıza gelmişti ve Ahmet abim bir telefon konuşmasında ben kendim de şahit oldum. İşte oradan arandı ve Ahmet abi davet edildi. Ahmet abi de çok gitmek istemiyordu o geceye. Çünkü ertesi gün bizim turnemiz vardı. Ahmet Kaya'nın konserleri vardı Avrupa'da. İşte ben gelmeyeyim gözüm işte gelirim şimdi yine bir şeyler söylerim konuşurum ortalık karışmasın gibisinden böyle espriler yaparak gitmeyi çok istemiyordu aslında. Fakat gitti yani sıra dayanamayıp o geceye gitti. O gecede ilk defa Kürtçe bir şarkı söyleyeceğini ben de orada duydum. Yani Ahmet abi herhalde tahmin ediyorum o albümde bir taraftan albüm çalışması vardı. O albümünde böyle bir sürpriz bir Kürtçe şarkı okuyacağı düşüncesi kendisine yanlış ama bizim de haberimiz yoktu. Tahmin ediyorum sürpriz yapacaktı. O gece de onu orada içinden geldi. O sürprizi orada paylaştı. Anne sütü kadar hakkınız olan bir şeyi kurgulamamalısınız. Eğer burada bir eksiklik varsa 20 milyon bu ülkedeki Kürt insanının varlığından, kültüründen, dilinden haberi olmayanlar da aramak gerekiyor o eksikliği. Ben bu ödülü yalnızca kendi adıma değil, bu ödülü İnsan Hakları Derneği adına, bu ödülü Cumartesi anneleri adına, bu ödülü Magazin Emek Kanı'nın bütün insanlar adına, bu ödülü bütün Türk halkının adına alıyorum. Bu misyonu sana kim yükledi diye sormasınlar. Ben bu misyonu bana tarih yükledi. Bir halkın dilinden bir şarkı söyleme isteğini açıkladığında niye ince ince düşünmüş olsun? O zaman sanatın özgür bir alan olduğunu nasıl söyleyebiliriz ki? Söyleyemeyiz. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye asıl halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını da biliyorum. Teşekkür ederim. Kürtçe kelimesi ağzından çıktığı andan itibaren salonda kıyamet kopmaya başlıyor. Tabii mesela o bir televizyon kanalı canlı vermişti o ödül törenini. Yayında duyulmuyor onlar. Ama inanılmaz küfürler ve hakaretler uçuşuyor. Dolayısıyla anlıyorsunuz ki sihirli kelime Kürtçe kelimesi. Ondan sonra her şey ters yüz oluyor. Dövücülük yapıyorsun. Artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim. Hesabım kalsın mahşere, elimi yıkar giderim. Yüzyılmanızla şöyle teşekkürler. Biz yaşamımız boyunca Türkiye'nin bölünmez bütününü savunduk. Ama Kürt halkının rahatsızlığını reddeden insanların da kafasından inmeyeceği bu böyle bir de. Yürekli bir televizyoncu yok mu konuşacağız? Size laf söyledi beyler.
Atın o adamı. O adamı atın. Kürt diye bir şey yok. Bölücülük yapıyorsun. Oraya doğru böyle. Bir 8-10 kişi gidince siyaki olarak ben gittim. Yanına oturdum. Konuşmuyoruz ama konuşalım bari dedi. Ondan sonra öyle bir barışım oldu aramızda. Bilen, ya farkında değilim tabii. Elimde bir tane pasta bıçağıyla yakaladım kendimi. Hani ne olacaksa savunma refleksiyle. Şey vardı. Garsonların çoğu Kürt. Kürt delikanlılar. Hemen bir at oluşturdular. Magazin Gazeteciler Derneği'nin o günkü yönetimi özellikle çok sıkı delikanlı çocuklar değil. Bir hatta onlar oluşturdu. Ahmet'in severi de çok tabii. Bir halka da onlar oluşturdu. O gelmek isteyenler filan gelemedi. Yani ben yıllarca bunu söyledim. Kürt ve Türk halkları kardeştir. Ve yıllarca da böyle kalacak. Ve biz yıllarca Türkiye'nin bölünmez bütününü savunduğumu söyledim. Binlerce yıl daha bölünmeyeceğini savunuyorum ama Kürt realitesini sahiplenmek ve kabul etmek zorundadır bu ülke. Bunu söylüyorum, bu kadar yani. İşte devlet, işte şey yani. Aslında üstüne gideyim, ne yapayım ya? Daha 27 tane ödülümüz var. Bir yıl içerisinde efor sarf eden, alın teri döken, emek döken arkadaşlarımızın ödülleri var. Lütfen birisi sakin olmaya. Evet, ödül töreninde kalabalık yerden devam edince Serdar'la bir şarkı okuyalım istersen Serdar. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, vezirkan değil. Atatürk yolunda tüm Türkiye, bu vatan bizim ellerindeyiz. O mesela çok provoke etti salonu. Bu vatan bizim ellerin değil, bize bakarak söylüyor. Biz el, yabancı biziz yani. Ellerin değil diyor filan. Ondan sonra aynı isim, bu onu kesmedi herhalde ki. Biz böyle tam hani kalkalım gidelim buradan durumunda iken 10. yıl marşı okumaya başladılar. Birden bir koro oluştu. Herkes ayağa fırladı filan. 10. yıl marşı. Şimdi bu magazinciler derneği, bir eğlence ortamı, ödül töreni, 10. yıl marşının ne ilgisi var filan orada. Ama tabii marşa da saygısızlık olmasın diye kalkmadık. Çünkü o da ayrı bir polemik konusu olacaktı. Hani bir fotoğraf. Yani yazıklar olsun filan duygusu geçiyor içinizden. Yani memleketin seçkinleri, tırnak içinde seçkinleri. Ve bir kültürle ilgili böyle bir infial yaşıyorlar. Çok yazık. Yani bu muymuş sanat dünyası dedikleri, bu mudur? Salonda yeterince sivil polis olduğunu da söyleyebilirim. Vardı da hem dernekler masasından yani şov dünyasının
etkili bir gecesiydi, bilinen bir gecesiydi. Dernekler kanununa göre dernekler masasından da izin alıyorduk. Onlara zaten belli sayıda davetiye vermiştik. Onlar da vardılar orada. Hatta Ahmet Kaya'yı otelden çıkarırken onlardan bir kısmı bize eşlik ettiler. Olayların büyümesini, insanların fiziki saldırısını onlar da. Çünkü silah vardı, bizde silah yok. Önlemeleri için çağırdık onları. Öyle de bir yardımları da oldu. Nerede baba girme, kanalda girme. Tamam gitsin. Dur abi. Sakin, yavaş. Sakin. Hadi devam et kardeşim, devam et. Dur abi. Diğerleri ne yaptı derseniz, sessiz çoğunluk şimdi olduğu gibi hani birçok noktada o gün tam bir akıl tutulması yaşadı. Ben bütün sanatçı arkadaşlarımı bir başkadır benim memleketimi söylemesi için bu sahneye davet ediyorum efendim. Biri belki işte bu Kadir İnanır olabilirdi, bu belki Reha Muhtar olabilirdi, bu belki Savaş Ay olabilirdi ya da bir başka biri olabilirdi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz deseydi, yani provokasyona yönelik işte 10. Yıl Marşı haydi bilmem ne Serdar Ortaç gazıyla farklı bir ikinci bir adıma sokulmasaydı o gece belki biraz daha tansiyon düşebilirdi. Yani tansiyonu düşürebilecek bir önder bulunamadı. Ya geliyor. Bizi arkadaşlar girmeyin ya. Arkadaşlar oturun. Önlere başlasın. Hadi gir yetsin. Biraz geri. Arkadaşlar biraz geri. Kameralar biraz geri. Getirin şunu ya. Arkadaşlar biraz geri. Biraz geriye. Ödül töreni canlı yayında verildiği için yani bizden sonra ne oluyor acaba filan diye. Televizyondan devamını izledik ödül töreninin. İki tane Kürt asıllı sanın müzik adamı küsmüş onlar. İşte onları birisi barıştırıyor filan. Birbirleri için şarkı türkü okuyorlar filan. Yani törenin devamını izledik. Ve öyle çok da üzerine konuşmadık. Yani hani sadece... Ama garip yani ne tuhaf adamlar bunlar yani. Hani ne oldu ki Kürtçe şarkı söyleyeceğimizi söyleyince filan gibi. Çünkü bunun çok böyle kurgulanarak, manipüle edilerek nereye taşınacağını o sırada tahmin edemedik biz. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü daha sonra bu kadar sıradan bir konuşmadan dolayı ciddi savcılar dava açtılar. Bir başkadır benim memleketim. Asıl şimdi. İki damla gözyaşım satılır pazarlarda. Kırdılar yüreğimi, kırdılar azarları, sürgünlere yolladılar, sabah dörtte yağmurlar, ben yandım siz yanmadın Allah aşkına. İki damla gözyaşımla satıldım pazarlarda, kırdılar yüreğimi, kırdılar azarları, sürgünlere yolladılar, sabah dörtte yağmurlar, ben yandım sen yanma Allah aşkına. Şöyle yazıldı, çizildi, aslı olan ya da olmayan. Ama ben kendimi ifade etme imkanı bulamadım bugüne kadar. Yani kendimi savunma imkanı bulamadım. Merkez her yerde her şeyi söyledi ama çıkıp kendimi anlatabileceğim ne bir kanal, ne doğru dürüst gerçekten inandığım bir gazetecilik ilişkileri gerçekten bunları yaşamadım. Çünkü söylediklerim çok tersine şeyler yazdılar. Medya kendi içinde bir şey yarattı böyle, bir gündem yarattı yani. Ülkenin, dünyanın gündemi gibi bir gündem yarattı. İşte... Mesela ülkenin en büyük gazetesi 8 sütuna manşet yaptı hemen. Ayıp ettin gözüm falan diye. Öteki bütün gazeteler, yok güzel magazinciler, çirkin adamlar falan gibi başlıklarla o küpürler var. Bunlar gazetelerin, o büyük ulusal gazetelerin genel yayın yönetmenleri, baş yazarları falan yani. Dolayısıyla, yani dedik ki
burada bir senaryo yazılmaya başlandı. Yani bunun devamı gelecek. Şenlik dağıldı, bir acı el kaldı bahçede yalnız. Geceden hemen sonra Ahmet Kaya'nın o 1933 yılında Berlin'de düzenlenen bir konserde Abdullah Öcalan olan muhtar önünde konser verdiği ve PKK aleyhinde bir konuşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Gitti dostları, şölen bitti, ne eski heyecan ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımızı da sıralı sırası. Eve çok fazla tehdit telefonları ve mektupları gelmeye başladı. Mesela arabamız kurşunlandı ve sonra bitişik dairede oturan bir kadın sanatçı, bir şarkıcı mı diyeyim ne diyeyim, onun arabasıyla aynıydı bizim arabamız. Yok, onunki zannedilerek kurşunlanmış, aslında onun arabası hedeflenmiş gibi bir söylentiler oldu. Stüdyo kurşunlandı, bizim yani ofis. Bizim orada olmadığımız, asistanımızın orada olduğu bir gün. Yani böyle daraltılan bir korku çemberi içine alınmaya çalışıldık 24 saat. O mahpur besle çalar, konuşmamız ucunda Ahmet Kaya hakkında ödül töreninde yaptığı konuşma nedeniyle halkı, bölge, din, ırk farkı gözeterek kim ve düşmanlığa sevk etmek, Berlin konseri nedeniyle de PKK örgütüne yardım ve taktik etmek kuşlarından dava açıldı. O gün o olaylar yaşandıktan sonra ben o dönem İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu İmparator ve Randevu dergisinin yayın yönetmeniydim. Ben köşe yazısında o gecede yaşananları ayıpladım. Başta meslektaşlarım olmak üzere. Bu işe tepki koyan yapımcı, yönetmen, sanatçı kim varsa bir sanatçıya karşı duyarsız bir davranış olduğunu, gazetecilerin de bize misafir gelen birine karşı sırf düşüncesini dile getirdi diye bunun yanlış olduğunu söyledim. Ben ertesi gün Türkiye'nin çok ama çok önemli bir yapımcısından sen PKK'lı mısın diye ucu açık tehdit aldım. Dünyadaki en onurlu, en güzel şey haksızlığa göğüs geren, bunun savaşını veren ve tek dileği bağımsız, demokratik bir ülkenin dürüst yurttaşı olarak yaşamak için insanların böylesi. O an içinde yayın yaptığımız yayın kuruluşları Ahmet Kaya ile ilgili bütün tekliflerini geri çeviriyordu. Şimdi o günkü konjonktürde de bir yerde yayınlayamayacaksan ben Ahmet Kaya ile oturup rahat duramayacağız, bir sürü şey konuşacağız. Bunları yayınlayamayacaksın. Adımız çıkacak, ödlek gazeteci. Korkulu rüya görmektense uyumamak iyidir. Şerefimiz üzerine yemin ediyorum ki bütün o spekülasyona rağmen tek bir dileğimiz var, bu ülkeyi görmemek. Bu ülke tarihinde 28 Şubat diye anılan bir dönem vardır. Bu şimdilerde ordu vesayeti, askeri vesayet filan diye tanımlanan bir süreç. Şimdi bu mütedeyyin kesim, muhafazakar kesimin o sırada çok daha yüksek dille ifade ettiği bir başörtüsü sorunu vardı bu ülkede ve Ahmet bu başörtüsü sorununa sahip çıkan birisiydi ve belki de tek sahip çıkan sanatçıydı. Ben size şunu söyleyeyim, sistemler ve koşullar ne olursa olsun benim annemin kafasındaki türbanı kimse çıkartamaz. Sistemi belki korkutan, tedirgin eden bir pozisyonu vardı Ahmet'in. Belki bu son yani bahsettiğimiz ödül gecesi, işte Kürtçe şarkı söyleme isteğiyle birlikte muhtemelen zaten o süreç devam ediyordu. O 28 Şubat süreci devam ediyordu ve medya işte bugün küçük çapta kendi öz eleştirilerini veren medya patronları da var biliyorsunuz. Gazete patronları evet biz 28 Şubat'ta çok büyük hatalar yaptık, bizi generaller yönetti diyorlar. Dolayısıyla bu haberlerin televizyonlarda ve gazetelerde nasıl bu kadar merkezi olarak aynı mantıkla ve tek tip olarak
yer aldığını düşündüğünüzde anlıyorsunuz ki dikey bir şekilde bir şey empoze edildi onlara. O bölmek, bölüştürmek muhabbetlerini yapıp savaşı sürdürüp savaş rantlarıyla köşeyi dönen şerefsiz ve namussuzlara inat, bağımsız, demokratik bir Türkiye'nin dürüst yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz. Başkanımız. Şunu düşünmeye çalışıyorsunuz, hani ne yapılabilir? Bizim o noktada aslında öz eleştirel davranmamız gereken bir mesele budur. Yani Ahmet Kaya, evet, milyonlar dinledi, bir sürü arkadaşı, dostu falan vardı ama o süreçte Ahmet Kaya yalnız bırakıldı. Biz de bunun aslında bir parçasıyız bence. Çünkü o dönemde çok ciddi bir kampanya, bir örgütlülük yaratıp sanatçılar, aydınlar veya Türkiye'deki aslında pek çok kesim içinde bunu örgütleyip biz hep birlikte Ahmet Kaya'yı yalnız bırakmayarak ona karşı durabilirdik. Biz bunu yapamadık. Ahmet Kaya İstanbul Altın Paralı Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından başka bir mahkeme tarafından da tutuklama kararı çıkarttı. Bu açılan davalar sürüyorken mahkeme yurt dışına çıkış yasağı koydu Ahmet'e. Fakat ben bir turne sözleşmesi yapmıştım. Avrupa turnesi. Bunu da yapmamız lazım. Yoksa benim yaptığım sözleşmeyi ihlal etmiş sayılacağız. Bunu mahkemeye söyledik, yani sözleşmeyi de sunarak bizim bu turneyi yapmamız gerekiyor. Hani cezai tazminat karşılığı var vesaire. Bu çıkış yasağını kaldırmanız gerekiyor. Yani bu turnenin gerçekleşmesi lazım diye. Dolayısıyla mahkeme çıkış yasağını kaldırdı. Ahmet turneyi yapmak üzere gitti. Yani küçücük bir çantayla gitti. Şimdi hala mesela kaçtı diye yazılır. İstediğimiz küçücük bir şeydi, deryada bir damlaydı. Ulusal kültürden bahsettik, kültürel kimlikten bahsettik. Onlar bunu nüfus cüzdanı anladılar. Bu kadar acayip ve tuhaf insanlar işte, ne yapayım ya? Yani? O tepkim kulis muhabbetinde olan bir tepkiydi. Ve Türkiye'deki o magazin gazetecileri gecesi, o meşhur geceye ilişkin bir şey vardı. Birkaç kişi, yani bir üç tane, dört tane adam. Yani onların bu kadar feryat figan etmelerinin yüzünden bunlar başıma geldi diye düşündüm. Ve söylediğim şey oydu. Türk halkını hiçbir zaman hiçbir yerde kastetmedim ve asla böyle bir şey düşünmedim. Böyle bir şey düşünmek, ne bileyim yani, söylemek bile benim için ne benim kişiliğime, ne tavrıma, ne Türk halkına, ne Türkiye olan düşkünlüğüme yakışır. Kürdüz! Kürdüz! Vallahi biz apoyu özledim. Abdullah Öcalan yargılanıyor o sırada ve diyor ki ben halkların barışı için çalışmak istiyorum bundan sonra. Yani barıştan bahsediyor. Nasıl sunuluyor olursa olsun, nasıl tanımlanıyor olursa olsun ki çok çok acayip tanımlar üretildi. Fakat barıştan ve halkların kardeşliğinden söz ediyor Abdullah Öcalan. Ahmet Kaya'nın yaptığı doğaçlama Abdullah Öcalan'ın bu tavrıyla ilgilidir. Yani barışı savunan bir Abdullah Öcalan'ı özlemekten bahsediyor. Kürdüz ölene kadar, Kürdüz sonuna kadar, vallahi biz dostu özledik. Kürdüz ölene kadar, Kürdüz sonuna kadar, vallahi biz dostu özledik. Sonuna kadar vallaha barışı özledik. İnsanız biz ölene kadar, insanız biz sonuna kadar vallaha barışı özledik. Ve
o esnada o sıralarda yaşanan bir konser var. Sene 2000'di yanlış hatırlamıyorsam. Köln'de yapılan bir konserdi. Birkaç sanatçı gibi Türkiye'den biz de davetliydik. Bu konser esnasında Ahmet Kaya ile ilk kez fiziksel olarak, yani karşılıklı olarak tanışmış olduk. Biz tabii bu konsere katılacağımız için ve daha çok aslında Ahmet Kaya'yı göreceğimiz için çok heyecanlıydık. Nasıl yapsak, nasıl görüşsek, onu nasıl görebiliriz acaba falan diye beklerken bir haber geldi bir arkadaştan. Dedi ki Ahmet Kaya sizinle görüşmek istiyor falan. Etrafı çok fazla insan tarafından sarılmıştı. Birçok müzisyen, birçok sanatçı oradaydı. Ama bizi özellikle, kardeşlikler sizi ben çok seviyorum diye özellikle bir yanına çağırdı. Hepimize tek tek sarıldı. Ve şey, yani işte Ahmet Kaya'nın samimiyetini zaten orada yüzde de gördük. O söz herkesin aklına gelmez herhalde. İstanbul kokuyorsunuz, gelin hepinizi bir koklayayım dedi. Herkese sarıldı. Ve derhal dışarı çıktık. Çünkü herkes ağlıyordu, ağlamak üzereydi. Avrupa'da söylüyorum, yaz da olsa kış da olsa fark etmez, ben geceleri çok üşüyorum. Sorun kalorifer sorunu değil, sorun yorgansız oluşum sorunu da değil. Beni üşüten tek bir şey var, ben vatansızlıktan üşüyorum. Ve bizi... Kendi ilişkilerimizde, kendi dünyamızda, o küçük ama o güzel, o onurlu, o namuslu dünyamızda hapseden, bizi vatanımızdan, yerimizden ve yurdumuzdan eden bütün insanlara söylüyorum. Bir gün mutlaka döneceğiz. Ama öyle, ama da böyle. Depremde ben ablamı ve yeğenimi kaybettim. Ve annemin ve diğer bütün akrabalarımın evleri çöktü. Ve oraya gidip oradan bir tek taş kaldıramam, onun acısını hala üzerimde taşıyorum. İçime hazmedemiyorum böyle şeyleri. Çünkü ben orada olmalıydım. Ben o göçün yanında olmalıydım. O insanların yanında olmalıydım. Ben çok özlüyorum tabii ki. Yani yazılmış bir linç senaryosunun son perdesini oynuyoruz. Ben şu filmin ya da bu senaryonun artık bitmesini istiyorum ve bitsin. Normal hayatıma dönmek istiyorum. Yani orada çocuklarım var, ailem var. Oraya gitmem lazım. İnsanlar benim gemileri yaktığımı zannediyorlar ülkemle aramda. Halbuki kenarda bağlı duran bir küçücük kayığım var. Bir gece yarısı oraya atlar ve karanlık sularda ülkeme doğru yol alabilirim derdi sürekli. Yani hep bir dönme duygusuyla yaşıyordu. Ama o bu duyguyu büyüttükçe içinde dönüş yolları daha çok kapatılıyordu burada. Yani hiç kesilmedi o haberler. Yani hiç ardı arkası kesilmedi ve biz anladık ki bu bir karar. Onun için ben bu yaşadığımız finali, yani onun bizden ayrılmasını ağır çekim bir cinayet olarak tanımlıyorum. Bu dolaylı bir cinayettir. Bütün belirtiler bir kalp krizini gösteriyordu. Onu sırt üstü çevirip müdahale etmeye çalıştım. Çünkü bir de kızımız vardı evde, başka kimse yoktu ve ben Paris'i çok iyi bilmiyorum. Dilini bilmiyorum bunların. Ama kızımın birazcık İngilizcesiyle bir ambulans çağırdık. Ben o arada tahmin ediyorum yarım saat kadar ona suni teneffüs ve kalbine masaj yapmaya çalıştım. Ama hiç tepki vermedi. Ambulans umduğumdan çok geç bir sürede geldi. Onlar da aynı müdahaleyi yaptılar ama zannediyorum geç kaldık. Günde 10 kere telefon açtığında bunların 5'inde dönme isteğini dile getirirdi. Bıktım Paris'in yağmurlarından. Bıktım Sen Nehri'nden. Burada boğuluyorum derdi. Artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim. Hesabım kalsın mahşere. Elimi yıkar giderim. Sen zahmet etme yerinden. Gürültü yapmam derinden.
parmaklarım üzerinden su gibi akar giderim. Artık sürersin bir sefa, ne cismin kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa, dişimi sıkar giderim. Bozarım sandın acılar, belaya atlar giderim. Emin bir şekilde Paris'teki evinde hangi saatte nasıl vefat ettiğini canlı yayını keserek o ambargolu olduğu Best FM'de ölüm haberini vermiştik. Ölümle beraber tanıdığım Ahmet Kaya'yı anlatmaya çalıştım. Yaklaşık iki saat boyunca dilimin döndüğü. Dolayısıyla şarkılarını çalmaya başladık o ölümle beraber. Sen zahmet etme yerinden, gürültü yapmam derinden. Ya dünden itibaren insanlar önce garipleşti. Yani farkına varamadılar önce ölümün. Daha sonra almaya başladılar. Bayağı bir arttı satışlar. Günde bir taneden bir anda günde 100 tane fırladı. Yani insanların Ahmet Kaya'ya karşı bir tepkisi vardı. Öldükten sonra nedense ters tepki oldu. Şikayet etmem bu defa, dişimi sıkar giderim. Bozarım sandın acılar, belaya atlar giderim. Biz Ahmet kaybettikten sonra benim aldığım ilk karar içinde Kürtçe şarkının yer aldığı albümü çıkartmaktı. Hemen yani ne pahasına olursa olsun. Ve derhal bunu yaptım. Yani Paris'teki evi tasfiye etmeden önce stüdyoya girdim. Yasımı tutmadan stüdyoya girdim. Bu sefer benim sürecim başladı çünkü. Benim hesaplaşma sürecim başladı. Bize yaşatılanlar üzerinden. Dolayısıyla derhal stüdyoya girdim ve albümü tamamladım ve çıkardım. Ve ondan sonra üretmeye devam ettim. Ben inatla Ahmet Kaya'nın kendisini de üretimini de hayatın ortasında ve hayatın gündeminde tutmaya devam ettim. En büyük gücü de Ahmet Kaya'yı sevenlerden alıyordum o sırada. Yani benimle beraber yol yürüyenler onlardı. Şimdi bu görmezden gelinebilecek bir şey değil. Tarihsel ve toplumsal gidişatta da dönüşümler, kabullenişler, görmezden gelemeyişler oluşmaya başladı. Bunlar paralel süreçler tabii. Ama benim sistemle inatlaşmam ve hesaplaşmam hep sürdü, hala sürüyor. Çünkü bize ve hayatımıza ve müthiş bir sanatçıya kocaman bir haksızlık yapıldı. Bunun hesabını sormam lazım benim. Gökte yıldız söner şimdi, annem beni kanar şimdi. Sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Efendim Musa'nın, yani Musa Anter'in acısını bizler unutamayız. Orhan Miroğlu'nun yarasını bizler unutamayız. Çıvan Perver'in hasretini görmezden gelemeyiz. Ahmet Kaya'nın gurbette vefatını hatırımızdan çıkaramayız. Yanıldım ah, ziyan oldum. Çok trajik bir biçimde insanlar şeyi görmeye başladılar. Yani biz bu adama ne yaptık? Çünkü sokakta işte evet Kürtler var. İşte Kürtçe ile karşılaşmaya başladılar. Savaşı sorgulamaya başladılar. Ne istiyor bu insanlar filan. Ya sadece Ahmet Kaya değil, başka bazı Kürt ve muhalif sanatçılara da aynı şekilde sürgün reva görülmüş. Yani Nazım Hikmet'ten Yılmaz Güney'e ve Ahmet Kaya'ya kadar. Dolayısıyla Sayın Başbakan da onların bu ülkenin renkleri olduğundan filan söz ediyor. Hapisteki oğlunu ziyarete giden ama oğluyla tek kelime Kürtçe konuşamayan annenin acısını, gözyaşını, feryadını, yüreğinde kopan fırtınayı biz biliriz, biz! Kuşkusuz ki hayat iyiye ve ileriye doğru gitmek zorunda. Yani 90'lardan daha geriye
gidemeyiz diyerekliğin yasalarına aykırıdır bu. Onun için onlar paralel süreçlerdir. Yani birdenbire bir mucize olup da hani Ahmet Kaya kucak açmadı herkes. Bu bir süreçti. Bir albüm yapmak istiyorum ve orada bir Kürtçe klip de hazırlamak istiyorum sözünün adeta bir linç kampanyasına dönüşmüş olmasıydı. Kendisi bir Kürtçe şarkı söyleyemedi demek ki ama hepinizin mırıldandığı ve kulaklarda hoş sada bırakmış olan müziğini Sayın Ahmet Kaya'nın rahmetli dilinden söyleyebilirsek bu kanalda belki üzerimize düşen bir kadir bilirlik görevini yerine getirmiş olacağız. Yıllar önce yok saydığımız Kürt kardeşlerimizi ki bana da yanlış öğretilip beni de gaza getirerek heyecanlandırdılar o senelerde. Umarım ki bir tane Kürt kardeşimizin bir Kürt şarkısını da Kürtçe şarkısını da burada duyarız ve hepimiz ve hepimiz başta ben olmak üzere pişman oluruz yaptıklarımızdan. Çünkü yıllarca biz yok saydık hepsini. Yani Kürtçe söyleyemezsin, Türkçe okuyacaksın. İşte şu lehçede okuyamazsın. Öyle oldu. Biz de onlara inandık, yok saydık. İnşallah öyle bir gün de gelir. Hiç kimse de beni bu anlamda doğrudan aramaya cüret edemez. Çünkü bunun telafisi yoktur. Yani bunun hiçbir telafisi yoktur. Ama medyada orada burada bir takım cümleler kurup dolaşabilirler. Benim için bir kıymeti yok. Onun için hani bu özür bahsini önemsemiyorum. Bunu kayda değer ve konuşulmaya değer bulmuyorum. Bu arka cebimde 2 metrelik kefenim duruyor. Her an hazır ve nazır. Her an ama yani. Ölürsem hayatımda istediğim bir tek şey var. Bir tek şey var. Asla bu ülkeyi sevmiyor demesinler. Asla yani. Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok sevdim. Toplumun o kesimlerinin bu yüzleşmeleri yaşaması gerektiğini söyledim, yapması gerektiğini söyledim ve hala söylüyorum. Yani onlar yani bunu sahiden çok hissederek hani bu yüzleşmeyi ne zaman yaparlar ve tamamlarlar bilmiyorum ama bunun artık bize değilse de bu ülkeye ve bu hayata faydası dokunacaktır. Tek bir günahım vardı. Çok fazla baş kaldırdım. Ve herkesin sustuğu zamanlarda. Ve herkese yol verdim biliyor musun? Oluklar açtım yanık o, şeyler açtım. Buyurun dedim usta söyleyin ya. Kafanıza göre takın. Kanıttı her ki. Kanıttı her ki. Ukrvandiçu Kervan.